Akran zorbalığı maksimum nereye kadar gidebilir ve nasıl sonuçlanabilir? Birazdan dinleyeceğiniz konu ile ilgili ilk haberleri gördüğümde 12 yaşındaki ilkokul çocuğu arkadaşını öldürdü şeklinde. Dedim ki herhalde tartışmışlardır, birbirini itmiştir ve böyle bir ölüm gerçekleşmiştir. Her ne olursa olsun tabii ki çok kötü ama haberin detaylarını okuduktan sonra kanım dondu. Çünkü olay benim hiç beklediğim gibi değildi. 12 yaşındaki o öğrenci okulda sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürmüştü. Habere dair şu anda çok fazla detay, herhangi bir güvenlik kamerası ya da sorgu yok. Çok taze sizlere aktarıyorum. Zaten olay daha ne kadar detaylandırılabilir? Kamera görüntüleri ve sorgular basına sızar mı? Bunlar muamma. Olayla ilgili bildiğimiz tek şey öldüren çocuğun akran zorbalığı yüzünden öldürmüş olması. Yakalanıp polis merkezine götürülen E'de sınav notundan kötü not aldığı için Fy'nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Olayın nasıl gerçekleştiğini de birazcık açalım. Öldüren çocuk bir not yazıyor ve diğer çocuğa gönderiyor. Büyük ihtimalle notun içeriği işte benimle tuvalete gelir ...bilir misin şeklinde. Çok çok büyük ihtimalle ders esnasında yaşanıyor bunlar. Çünkü teneffüs esnasında bir kere nöbetçi öğretmenler var. İkinci olarak zaten tuvaletler dolu olabilir. Anlatırken bile kanım çekiliyor ama çocuğun bunu gerçekleştirebilmesi için yeterli zamanı yok. O nedenle büyük ihtimalle planı bu şekilde yaptı. Derste gidecekti. E bildiğim kadarıyla zaten koridorlarda artık nöbetçi öğrenciler var. Nöbetçi öğretmenler sadece teneffüslerde oluyordu. Ama bu da hiçbir şey fark etmez. Çünkü iki tane çocuk normal bir şekilde tuvalete gidiyor ve tamamıyla baş başalar. Öncelikle hortumla dövdükten sonra bıçaklıyor. Daha sonrasında kaçmaya başlıyor. Çocuk ilk başta ölmüyor fakat ağır yaralandığı için artık kan kaybından hayatını kaybediyor. Normalde bir öğretmenin tuvalet iznini ders esnasında vermesi yasak. Ama hepimiz okuduk, birçoğumuz okuyoruz. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer çok sıkıştıysa öğrenci ya da çok acil bir durum varsa öğretmenler buna müsamaha gösterebiliyordu, gidebilirsin diyordu. Ancak dediğim gibi normal şartlar altında bir öğrencinin eğer var yazıldıysa o derste sınıftan çıkması kesinlikle yasak. Eğer çıktıysalar ve başlarına bir şey geldiyse sorumlusu öğretmen oluyor. Hatta Hatta hiç unutmuyorum ortaokulda bir tane hocamız vardı ve çok sertti bu konularda. Asla dersteyken tuvalet izni vermiyordu. Hatta bırakın tuvalet izini herhangi bir şekilde dışarı çıkamazdınız onun dersinde. Sorardı bize dersin başında bakın yok yazılmak istiyorsanız söyleyin salacağım çıkın. Ama var yazdıktan sonra hiçbir yere çıkamazsınız. Sonra neden böyle sert olduğuyla alakalı bir şey anlatmıştı. Benim bu öğretmenin başka bir öğretmen arkadaşı zamanında ilkokulda çalışırken daha birinci sınıf falan bir tane çocuğa tabii gidebilirsin diye tuvalet izni veriyor. Daha sonrasında bu çocuk tuvalete gidiyor o musluk var ya arkadaş. Hayır ya ona musluk demiyor musluğun aktığı yer hani o beyaz kısım anladınız siz. O abi nasıl oluyor bilmiyorum ama çocuğun üzerine düşüyor ve çocuk ölüyor ve öğretmen sorumlu olduğu için hapse giriyor. Şimdi eğer konuyla alakalı net bir bilgi yok ama bence teneffüste yaşanmadıysa derslikte yaşandıysa öğretmenin başı büyük belada. Ama yine de ben burada direkt olarak öğretmenleri suçlamak istemiyorum. Çünkü öğretmenin acil durumlar hakkında böyle müsamaha göstermeleri de o kadar kötü bir şey değil. Kim nasıl bilebilir ki çocuk okula bıçak getirdi ve birazdan arkadaşını hortumla dövüp Çaklayacak. ki bunlar 12 yaşındalar. Burada suçu atabileceğiniz o kadar fazla şey var ki. Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam, çocuğun ailesi, öğretmen, nöbetçiler, okullarda işte yeteri kadar güvenlik önlemi olmaması bla bla bla. Ama olayla alakalı beni en çok etkileyen nokta çocuğun bunu planlamış olması. Bakın bir şeyin tasarlanması ve planlanması için sizin o şeyi daha önce görmeniz gerekiyor. Bir dizi olabilir, film olabilir ya da ailesinden olabilir. Size yemin ediyorum ben 20 yaşındayım arkadaşlar. Bugün bana bıçak verseniz ve bir tavuğu kesmemi söyleseniz. Ben neredeyse her gün tavuk yiyen bir insanım. Yani bu işin merhamet boyutunu falan da açtık. Gerçekten de o bıçağı o tavuğa saplayamam. Ve burada 12 yaşında bir çocuğun bıçağı insana saplamasından bahsediyoruz. Öncelikle bu çok büyük bir soğukkanlılık gerektiriyor. Çocuğa not göndermesi, bıçağı bir şekilde içeri sokması. Daha da önemlisi şunu fark ettiniz mi? Direkt olarak bıçağı sokmuyor. Önce acı çektirmek istiyor. Hortumla dövüyor. Şimdi böyle bir canilik mutlak olarak ailesinden geliyordur diyemem. Çünkü bazı insanların gerçekten DNA'sı bozuk. Bazı insanlar harbiden sosyal ve bunları tedavi etsem bile değişmiyor. Bununla alakalı bir sürü belgesel var. Doğuştan sorumlular yani ve çocuk böyle bir DNA'ya sahip olabilir. Fakat yine de konuyla alakalı bu çocuğun ailesinin didik didik incelenmesi gerekiyor. Ve iddia ediyorum bu çocuk aile içi şiddetle gördü, annesiyle babasının bin tane kavgasını da gördü. Eğer doğuştan bir hastalığı yoksa bu çocuğun sağlıklı bir aileden gelme ihtimali yüzde sıfır. Çocuğun ceza alıp almayacağı konusu da arkadaşlar tartışmalı bir mesele. Olayı da şöyle açıklayayım. 12 yaşından küçük çocukların cezai ehliyeti ve sorumluluğu mutlak surette yoktur. Bu yaştan küçük çocukların cezai sorumluluğunu belirlemek için rapor alınmasına veya inceleme yapılmasına gerek bile yoktur. Çünkü 12 yaşından küçüktür. Bitti, kapandı. Şimdi haberde de 12 yaşındaki bir çocuk deniyor ama burada ay ve günü de çok önemli. Çünkü bu çocuk 12 yaşını doldurduysa o zaman cezai ehliyeti oluyor. Ancak o da şöyle. Türk Ceza Kanunu'na göre 12 yaşını doldurmuş ve 15 yaş arasındaki çocukların cezai ehliyeti olup olmadığı araştırma yapılarak tespit edilmektedir. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama kapasitesi veya davranışlarını yönlendirme yeteneği olmayan çocuğun cezai sorumluluğu yoktur. Ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır. Anlayacağınız çocuğun ceza alıp almayacağı tamamıyla yaşına bağlı. Eğer 12 yaşını doldurmamışsa kesinlikle ceza almayacak bir çocuk. Ya bu konuda o kadar zor bir karar ki arkadaşlar bu çocuğu rehabilite etsek diyeceğim. Nasıl rehabilite edeceksin? Çocuk planlamış ve bir insanı öldürmüş. Rehabilite oldu dersen bile nasıl tekrardan insanların arasına salacaksın? Ki gerçekten biliyorum ilkokulda ortaokulda ben böyle insanlarla karşılaştım. Gerçekten de çevresine tehlikeli olabilecek. Psikolojisi bozuk. Belki ailesinden belki dediğim gibi hastalığı var. Böyle çocuklar vardı ve bize de zarar veriyorlardı. Ama bir yandan diyorsun ki lan 12 yaşında önünde kocaman bir hayat var. Bilmiyorum çok karışık yani bu olayı tamamıyla yargıya bırakmak istiyorum. Yorum da yapamıyorum çünkü olayla alakalı bildiklerimiz çok kısıtlı. Bugün bu olayı aktarmak istedim sizlere. Gerçekten ilginç. Akran zorbalığının nerelere kadar gidebileceğini gösterdi ama bu artık sınırlı noktası gerçekten. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.